Melih Altınok Atatürkçüler hedefte Yahudi soykırımını konu alan Amen filmindeki bir sahne hiç aklımdan çıkmaz. Yönetmen Costa Gavras, Vatikan'daki iki papaz arasında geçen kısacık diyalogda, bugün bize inanması güç gelen gerçeklerin ileride nasıl sıradanlaşabileceğini çok güzel anlatır. Ve tabii ki sonrasında gelen kolektif pişmanlığımızı. Filmde Nazilerin sivilleri toplama kamplarına gönderdiklerine şahit olan genç rahip Ricardo Fontana, yardım için Amerika elçisiyle konuşur. Ona yüzbinlerce insanın öldürüldüğünü söyler. Elçinin Ricardo'ya cevabı düşündürücüdür. Söylediklerin doğru ama inandırıcı olmak istiyorsan kurbanlara dair gerçekleri daha mütevazi sayılarla ver. Yoksa sana kimse inanmaz. Evet, 1930-40'larda insanlığın gerçeklere ve delillere inanmaya cesaret edememesinin bedelini tüm dünyada milyonlarca masum sivil ödedi. IŞİD'in yaktığı kükür tesislerinden yükselen dumanların ceremesini bile çekiyoruz o kadar yakınımızda yangın. Ve doğal olarak o yangına emperyalistlerin ortadoğu politikalarına karşı çıkarları doğrultusunda 100 yıl sonra ilk kez direnen bu ülkenin ta içine sokmak istiyorlar. 15 Temmuz'da deşifre olan Fethullahçılarını kullanmadıkları için de işbirlikçileri eliyle muhalifler arasından gözlerine kestirdiklerini manipüle ediyorlar, kandırıyorlar. Son dönemdeki hedefleri de Atatürkçüler. Dün bir operasyonları da deşifre oldu. Sosyal medyada Atatürk'ün resimlerini paylaşıp kendisine Cumhuriyet çocuğu imajı veren Cins biri isimli hesabın kimliği yargı tarafından deşifre edildi. Kim çıktı dersiniz bu bizim Atatürkçülerimizin gönlünü çalan çağdaş görünümlü cinsin biri? Aynen Fethullahçıların okulunda ders veren bir şakirt hoca. Dün bu FETÖ'cü trol hesabın başlattığı ak silahlanma geyiği Atatürkçülere satılan gazetelerin ve televizyonların manşetiydi. Tehlikenin farkında mısınız? Ey Atatürkçü okur! Bu kaçıncı? Fethullah'ın ipiyle kuyuya inmekten bir hal olanlar ne güzel de istismar ediyor Atatürkçülüğünüzü. Gözünüzün içine baka baka, paranızı ala ala, dostu düşman, düşmanı dost göstere göstere. Kafanızdan geçen sloganı sakince yere bırakıp bir an için kalkanlarınızı indirin, mantığınıza, vicdanınıza teslim olun. Hatta isterseniz bu gerçeklere inanmanız için Amerika elçisinin Papaz Ricardo'ya ettiği nasihate uyarım. Evinize giren reytingine reyting, tirajına tiraj kattığınız televizyonun gazetenin Amerika piyonu Fethullahçıların stratejik ortağı olduğunu da öyle dümbük suratınıza söylemem. Yumuşatırım ama peşinen söyleyeyim dostlar bunun ilerideki pişmanlığınıza hiç faydası olmaz. Cinsel ilişki. Cins biri isimli FETÖ'cü trolün kimliği yargı önünde deşifre oldu. Acaba diyorum hesabını Amerika'da onaylattığı için bu darbeci teröriste Twitter'da metiyeler düzen Mansur Yavaş aşağıdaki şu mesajını silmek için aramaya başlamış mıdır? Cins biri sayesinde Twitter hesabım onaylandı çok teşekkürler ülkede iyi insan çok fazla kötüler dikkat çektiği için göze batıyor. Anlaşılan dediğinizin aksine pek de batmıyormuş sayın başkan haksız mıyım batsa siz ve benzer mesajlar atanlar hiç FETÖ'cü bir kötüyle iş yapar mıydınız yoksa FETÖ'cüler o kadar da kötü değiller mi biz mi abartıyoruz yine Melih Altınok sabah.